Sevgili izleyiciler, sizlere de hoş geldiniz demek istiyorum. Güzel, sıcak bir İstanbul günündeyiz. Yavaş yavaş bahar geldi, sıcaklıklar oldu. Dolayısıyla pandeminin riski de birazcık daha azaldı. Ve hepimizin gözü, gönlü dışarıda. Ama sağ olun sizler bugün fonksiyonel tıp için geldiniz. Ve burada bir eminim bir kapalı mekanda bizim ve hocamızın söyleyeceklerini merak ediyorsunuz. Biz de sizlerin sorularını düşünerek çeşitli sorular hazırladık. Ama bütün webinarlarda olduğumuz gibi öncelik soru hakkı sizin. O yüzden biz diyoruz ki lütfen aşağıda soru cevap bölümü var. Hemen yazmaya başlayın. Çünkü biz bu webinarda hiçbir yanıtsız soru bırakmak istemiyoruz. Benim de sorularım olacak. Ama öncelik tabii ki sizin. Sevgili hocam, bugün konumuz fonksiyonel tıp ve kronik hastalıklar. Evet. Siz fonksiyonel tıp konusunda çok uzun zamandır çalışan ve ciddi bir deneyimi olan uzmanlardan birisiniz. Ama fonksiyonel tıp uzun yıllardır var olmasına rağmen bizim yeni yeni duyduğumuz, çok da kafamızda oturmayan, acaba nedir, şöyle midir, böyle midir diye soru işaretleri olan bir kavram. O yüzden kronik hastalıklar kısmına gelmeden önce ilk kez katılmış seyircilerimiz için şöyle kısaca diyelim ki bir fonksiyonel tıp nedir? Bize biraz anlatırsanız ilk sorumuza buradan başlayıp yavaş yavaş diğerlerine devam etmek istiyorum. Fonksiyonel tıp bizim klasik tıbımızdan farklı değil. Her konuşmada söylüyorum, bir alternatif de değil, tamamlayıcı bir yöntem de değil. Tamamen bizim öğrendiğimiz klasik tıp yaklaşımının sadece bakış açısı farklı. Kök nedenleri de çözelim bir yandan hastamızı tedavi ederken. Yani sonuçta biz semptomları yok etmeye çalışıyoruz. Evet, bir takım ilaçları öneriyoruz. Fakat bu ilaçlar bizim için ömür boyu kullanılmak zorunda kılınıyorsa o zaman bir tedaviden söz edemiyoruz. Biz de diyoruz ki tıpta atladığımız bir şey var, bedenin iyileştirme gücü. Biz bedenin iyileştirme gücünü açığa çıkarana kadar tabii ki ilaçlarımızı kullanalım ama bir yandan da kök nedenleri çözelim ki kalıcı iyilik sağlayalım şeklinde fonksiyonel tıp yaklaşımımız farklı bir yaklaşım değil. Birazcık daha sorgulayıcı, birazcık daha vücutta ne var ne yok araştırıcı, malzeme destek ihtiyacı var mı? Bu bedenin temel fonksiyonları neler? Birincisi nefes almak, nefes nedir? Oksijen, hayat. Oksijen dokulara neyle ulaşacak? Demirle taşınacak. Hastanın yeterli demir düzeyi var mı? Bu hastamız ne yiyor, içiyor? Beslenme nasıl? Bağırsaklar sağlıklı mı? İçeri yemilebiliyor mu? Yani sindirim nasıl? Boşaltım nasıl? Dışkısı nasıl? Yeterli uyuyor mu kişi? Egzersiz yapıyor mu? Toprağa basıp negatif iyonlarına ihtiyaç var diye yeryüzünün negatif iyonlarını alıyor mu? Güneşleniyor mu gibi? Bedenin basit temel fonksiyonlarını sorguluyoruz aslında fonksiyonel. Sevgili hocam, anlattıklarınızdan aslında şunlar bir çağrışım yaptı. Yani biz normalde hastalandığımızda gidiyoruz bir doktora, diyelim ki karaciğerimizde bir sorun var. Karaciğerimize bakılıyor ve karaciğerimizdeki de sorun giderilmeye çalışılıyor. Ama bir fonksiyonel tıpçının yanına gittiğimizde karaciğer dışında da başka bütün bir bu karaciğer hastalıklarına ya da ona bağlı başka hastalıklara yol açan farklı mekanizmalara mı bakılıyor? Tabii sonuçta şöyle affedersiniz, vücut bir bütün. Yani bizim karaciğer problemimiz sindirim sistemimizle ilgili olabiliriz. Karaciğer problemi bir sonuç olabilir. Ve biraz önce de söyledim, hastalıklar bir sonuç. Vücutta yanlış giden şeylerin sonuçları. Karaciğer rahatsızlığımız var diye sadece karaciğeri önermeyeceğiz tabii ki. Sonuçta bir siroz, evet, karaciğer rahatsızlığı. Ya da otoimmün hepatitler karaciğer rahatsızlığı. Ama otoimmün hepatitte olay nerede? Bağışıklık sisteminde. Bağışıklık sistemi kendi dokusunu yabancı algılıyor. İmmün tolerans dediğimiz ona saldırmama durumu bozuluyor ve karaciğere saldırıyor. Otoimmün hepatitle karşılaşıyoruz. Yani sıkıntı karaciğerde ama sorun başka yerde olabiliyor. Fonksiyonel tıpta da zaten bütün sistemleri birlikte inceleyelim. Altta yatan kök nedenleri bulalım derken anlatmaya çalıştığımız bu. Yani yine tedavide de bütüncül yaklaşım. Ruhsal, zihinsel, bedensel iyileşme hepsi bir arada olsun istiyoruz.
Yani biz bir hastalığa siz baktığınız zaman bir bedenin kök nedeni, yani bunun fizyolojik nedenleri, ruhsal nedenleri, bir bütün olarak, bir de zihinsel nedenleri bir bütün olarak ele alıp o hastalığı yaratan nedenleri ortadan kaldırmaya yönelik bir yaklaşım olarak algılıyorum. Aynen, evet. Peki hocam, şimdi buradan biraz kronik hastalıklara geçmek istiyorum. Aslında çok sorumuz var şeyle ilgili. Fakat şimdi konumuz kronik hastalıklar olunca çok uzun yıllardır hastalıklar üzerine haber hazırlayan, çeşitli çekimler yapan bir kişi olarak bir kronik hastalıklar listesine baktım. Yani hangisi kronik hastalık? Böyle uzun, kocaman bir liste geldi önüme. Bugünlerde MS Farkındalık Günü. MS en çok dikkatimi çekenlerden biri oldu. Alerjiler. Buna benzer birçok beyinde karaciğerden kaynaklanan çeşitli metabolik hastalıklar ki birazdan bunları size soracağım. Uzun bir liste var ve her birinin bir çoğunluğu çok yaygın ülkemizde. O yüzden şöyle diye başlayalım. Kronik hastalıklar deyince biz ne anlamalıyız sevgili hocam? Kronik hastalıklar bu yüzyılımızın hastalığı iyileşmeyen, yani kronik demek uzun süreli demek, akut demek erken kısa dönemli demek. Kronik hastalığı, kronik enflamatuar hastalık diyoruz. Yani sürekli vücutta bitmeyen bir enflamasyon var. O kadar süre uzun ki bitemiyor. Bunun için de kronik, biraz önce buraya bir hasta geldi, programımız o yüzden geç başladı. Juvenil rheumatoid artrit dediğimiz nedir? Gençlikte işte eklemlerindeki artrit ya da bizim daha erişkinlerde de gördüğümüz rheumatoid artrit olsun, Hashimoto tiroiditi olsun, ankilozans spondilit, multiple skleroz sizin de dediğiniz gibi. Bunların hepsi aslında kronik enflamatuar hastalık ve bu yüzyılın hastalıkları. O kadar sık görüyoruz ki bizim bu kronik hastalıklarla yaptığımız şey ise de ekzama kronik hastalık. Yaptığımız şey immün sistemi baskılıyoruz verdiğimiz ilaçlarda. Yani burada bir anormal immün sistem uyarısı ve kendi organlarına saldırı da var. İmmün sistemi baskılıyoruz ki kendi yani bağışıklık sistemi hastanın organlarına saldırmasın diye. Halbuki bizim burada bütüncül yaklaşımda ne diyoruz? Bu kronik enflamatuar hastalıkların kökenini tedavi edelim. Yani kökeni nedir? Vücutta yanlış giden şeylerdir. Yetersiz gıdadır, sindirilmemiş gıdadır, defekasyonun yeterli olmamasıdır, yeterli sıvı alımı olmamasıdır, ruhsal sıkıntıların bir türlü düzeltilememesidir, ya da vücuttaki vitamin mineral eksiklerinin yerine konamamasıdır. Genetik ufak tefek yazılım hataları. Yani genetik olarak bazı maddeleri bazı maddelere dönüştüremeyebiliyoruz. Hepimizde ayrı ayrı özellikler var. Kimimizin karaciğerimiz çok hızlı çalışırken, kimimizinki yavaş çalışıyor, toksin atılımında sıkıntılar oluyor. Her şeyi düşündüğümüzde ne diyoruz? Kronik enflamatuar hastalıklarda da bütüncül yaklaşım yapalım. Bu yüzyılın hastalıkları çok arttı. Çünkü doğa değişti, endüstriyel beslenmeye geçildi, toprak fakirleşti, suni gübreler nedeniyle hibrit tohumlar, sebzelerimizde besin değeri yeterli değil. Hayvansal gıdalara bakıyorsunuz, antibiyotikler var, hormonlar var hayvansal gıdalarda. Her yerde radyasyon var, her yerden bize bir saldırı var. Toksin yükü içerisindeyiz. O yüzden bu yüzyılda kronik enflamatuar hastalıklar arttı. Beden artık bunlarla mücadele edecek gücü yeterli besin malzemesi içebilir. Hocam yani şöyle söyleyebilir miyiz? Biz şimdi kronik hastalıklara yol açan çeşitli nedenler var. Bunlardan biri bizim vücudumuzun kendi özellikleri. İkincisi çevreden Evet. aldığımız, bizim farkında olmadığımız çevreden aldığımız etkiler. Üçüncüsü de bizim yaşam biçimimiz. Bunları bilinçli olarak tolere edebiliyor muyuz, edemiyor muyuz? Bunları konusunda yaşam biçimi değişikliklerimiz. Bunların hepsi vücudumuzda sanıyorum bir hastalığa dönüştürecek zemin hazırlıyor bize. Yani bağışıklık sistemini özellikle az önce bahsettiğimiz bağışıklık sistemini iyi çalışmaması ile ilgili birçok hastalığın altyapısı hazırlanıyor. Şimdi bağışıklık sistemini biz pandemi geldi biliyorsunuz artık her gün bağışıklık sistemini güçlendirecek özellikleri dinledik. Okuduk, öğrendik her yerden. Şimdi biz sihirli bir
değnek gibi bağışıklık sistemi. Dolayısıyla aslında biraz da böyle bağışıklık sistemimiz nasıl çalışır, biraz onlardan böyle kısaca bahsedip çalışmadığı zaman da hangi tip hastalıklara yol açacak ve çok kısa olarak, isimsel olarak bahsedebiliriz. Tabii ki. Şimdi bağışıklık sisteminin %80'i bağırsaklarımızın altında gut dediğimiz bir doku var. Orada yani vücuda giren her şeyi sindirim sisteminde bağışıklık sistemi kokluyor. Bunun ne, nedir? Beni uyarıyor mu? Uyarmıyor mu? Ne yapıyor gibi? Bağışıklık sistemi bize vücudumuzu korumak için bir takım hücrelerimizi bir takım etkenlere, alerjenlere vesaire verdiği bir yanıttır. Bu yanıt aslında anormal de olabilir. Yani çok uyarılmış olabilir bağışıklık sistemimiz ya da bağışıklığımız çok düşebilir. Bağışıklık sistemimiz normal dengesinde değilse, anormal uyarılmışsa o zaman kendi dokusuna da zarar veriyor. Biz buna hiperaktif bağışıklık sistemi diyoruz. Koronada da duyduk, sitokin fırtınası, sitokin saldırısı, kendi dokularına saldırı, anormal aktif. Böyle bir aktiflik istemiyoruz zaten. Bağışıklık sistemimiz normalin altına düşerse, çok zayıflarsa da değil mi, kanser gibi hastalıklarla karşılaşabiliyoruz. Artık bağışıklık o kadar düşmüş ki reaksiyon bile veremiyor. Yani bağışıklık sistemi bu normalde vermemesi gereken şeylere anormal yanıt vermesi, ne diyoruz? Alerji diyoruz. Bağışıklık sistemi hastalığı olarak. Otoimmün hastalıklar bağışıklık sistemi hastalıklarıdır. Alerji de zaten antihistaminik verelim, çilek yemeyelim çözüm değildir. Eğer sizin bağışıklık sisteminiz farklı yerindeyse, dokularınıza saldırmıyorsa, iyi bir bağırsak florasınız varsa, vücudunuzda her şey denge dediğimiz homeostaziz içerisindeyse, size ne çilek zarar verir ne de alerjen başka bir şey zarar verir. Alerji deyince bağırsak sızıntısı anlayacağız. Kana geçmemesi gereken sindirim ve gıda molekülleri geçiriyor ve bağışıklık sistemi anormal uyarılıyor. Çünkü bunu istemiyor. Hocam bir bağırsak konusunu ayrıca gelmek istiyorum. Çünkü en çok belki merak edilen konulardan bir tanesi de bağırsakların insan sağlığını, genel sağlığı olan etkisi ve ilişkisi. Ama ben buraya da gelen soruları ara ara soracağım. Dediğim gibi izleyicilerimizin sorularını öncelik vermek istiyordum. Mesela seyircilerimizden bir tanesi demiş ki, ilk başa dönüyoruz biraz ama fonksiyonel tıp ile alternatif tıp arasındaki fark nedir? Karıştırılabiliyor hocam, bu konuda bir bilgi verebilir misiniz bize diye. Çok kısa bahsetmiştiniz ama yine de bir yanıt verelim isterim. Tıbbın kesinlikle alternatifi olmaz. Alternatif tıp olamaz. Tamamlayıcı yöntemler olur. Tıp bir tane, çünkü vücudumuz bir tane organizma, sistem, işleyici, reaksiyonları. Tıbbın tamamlayıcı yöntemleri var. Neler bunlar? Mesela akupunktur bir tamamlayıcı yöntem. Homeopati dediğimiz benzeri benzerle tedavi bir tamamlayıcı yöntem. Ozon tedavisi bir tamamlayıcı yöntem. Ama fonksiyonel tıp bir tamamlayıcı tıp yöntemi değil. Bizim uyguladığımız klasik tıbımızda hiçbir farkı yok. Hastayı doğumdan bugüne, tepeden tırnağa dinleyip tamamen sistemlere hakim olmak, bu sistemlerin, dişli çarkların dönebilmesi için de ne eksik, ne fazla, ne yapabiliriz de düşünmek, tetkiklerine, ayrıntılı tetkiklerine bakmak, bu organizmayı, o dişli çarkları döndürecek, kendini iyileştirecek şekilde desteklemek diyebiliriz. Yani bedenin zaten iyileşme gücü var. Bedenin iyileşme gücünü açığa çıkarmak için de onun eksiklerini yerine koymamız gerekiyor. Yanlışlarını düzeltmemiz gerekiyor. Fonksiyonel tıp bununla ilgileniyor. Yani tamamlayıcı bir yöntem değil. Beslenmeyle ilgileniyor. Bağırsak florası ile ilgileniyor. Uykuyla ilgileniyor. Yere basmakla ilgileniyor. Vagus sinirinin iyileşme, sinirinin uyarılması ile ilgileniyor. Nefes egzersizleriyle ilgileniyor. Yani fonksiyonel tıp çok güzel şeylerle ilgileniyor aslında. Yediğini içtiğini uygulayan bir tıp. Tıp fakültelerinde beslenme eğitimi yok. Biz doktorlar evet sağlık ulaştırmaya çalışıyoruz hastalarımıza ama ne yiyoruz? Ne yapıyoruz? Bağırsak florasını atlıyoruz. Evet. Sevgili hocam, sanıyorum hepimiz biraz da böyle fonksiyonel tıbbı duyduğumuzda ya da daha önceki deneyimlerimizden biraz kendi içimizdeki güç diye bahsettiğimiz, az önce sizin iyileştirme gücü dediniz, biraz kendimizi sürekli geri plana atıp hani şu hapı alırsak bu tedaviyi göreceğiz. Evet. Sanki
kendimizden bağımsız bir organımız varmış gibi algılamamız da öyle. Ki nitekim ben de bazen böyle arkadaşlarla konuşurken şöyle hani işte iyi güneşlenmezseniz şöyle olur, aman alırsınız bir D vitamini, güneş vitamini, onunla mı uğraşacağız, işte onun için mi ayrıca egzersiz yapacağız, işte beslenme nasıl yapacağız şeklinde sürekli ötelenebilir ve üstelik de bu ötelenmeden kaynaklanan eksikliklerin de haplarla, küçük tedavilerle giderileceğine dair görüşler var. Arkadaşlarımdan bazen böyle alıyorum, diyorum ki bu işin doğası gibi olmuyor. Hani mesela vitamin alıyorsunuz diyorum, güneşlenmezseniz sentezlenemiyor bu yeterince. Evet. En doğal şey kendi dilinizin altında sentezlenmesi olduğunu söylüyor doktorlar. Biz gerçekten kendi vücudumuzun doğal ihtiyaçlarını unutarak sanıyorum biraz da böyle hapla, kısa yolla bu işleri çözmeye çalışıyoruz kendi. Aynen öylesi. Vücudumuz sahibiyor anladığım kadarıyla. Şimdi bir takım bilgiler var, tekrar sorular var daha doğrusu. Şimdi az sonra bir tansiyon, kronik hastalık çeşitleriyle ilgili tek tek sorular yaratmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi yüksek tansiyondu. Yüksek tansiyon maalesef, şimdi küçük bir araştırma yaptım hocam, ben de kendi açımdan baktığımda maalesef ülkemizde yüksek tansiyon çok ciddi bir sorun. Evet. İstatistik olarak her 3 kişiden biri yüksek tansiyon. Aynen. İşin en üzücü tarafı da hocam, %40'ı kendinde yüksek tansiyon sorunu olduğunu bilmiyor. Şimdi dolayısıyla biz yüksek tansiyona baktığımız zaman bütüncül tıp bu hastalara neler öneriyor? Nasıl bir yaklaşım olmalı yüksek tansiyonu en azından bilen hastalar için? Önerilerimiz ne olabilir? Ben şimdi dinleyicilerimize şunu da söylemek istiyorum. Tıpta şöyle bir şey var. Her hastalığa bir tanı koyalım. Adı olan hastalık ICD kodu koyalım. Onun karşılığındaki tedavi de bunu uygulayalım. Yani herkese aynı tedavi uygulayarak farklı hastalıkları tedavi etmemiz mümkün değil. Ve sonuçta hastalık daha önce de söylediğim gibi iyileşmiyorsa, birkaç ay ilaç kullanmak da değil bir hastalıksa, o halde biz tedaviden söz konusu, yani tedavi söz konusu değil diye düşünmeliyiz. Burada ne yapmalıyız? Yani tansiyonu obeziteden de ayıramayız. Dünya nüfusu da çok obez, Türkiye'de de öyle. Bunlara ayrılan bütçe çok fazla. Yani inanılmaz boyutlarda ilaçlara paralar harcanıyor. Fakat tabii burada bir başka şeyler de söz konusu. O konulara girmeyelim. Burada bizim yapmaya çalıştığımız aslında bedenin iyileşme gücünü açığa çıkarmak. Yani yüksek tansiyonda şunu yapalım, obezite de bunu yapalım ya da Hashimoto tiroidinde şöyle yapalım diye bir şey yok. Fonksiyonel tıp diyor ki bütün hastalıklar adı ne olursa olsun altta yatan kök nedenler çözüldüğünde tedavi edilebilir. Kök nedenlere bakıyoruz ya, fonksiyonel tıbın çok güzel bir benzetmesi var. Ağacın dallarında branşlarımız var. Bizde tıbbı, göğüs hastalıkları, işte gastroenteroloji ve böbrek hastalıkları, kan hastalıkları gibi ayırdık. Sadece o branşlarla ilgilenelim. Yani vücut devamlı connection'lar halinde bağlantı, beyin, bağırsak, kalp. Biz de diyoruz ki burada biz kök nedenleri çözelim. Yani yüksek tansiyonda da vücutta yanlış giden şeylerin sonucu nedir? Yanlış gıda alımı, işte egzersiz eksikliği, değil mi? Kötü yağların tüketilmesi, mutsuzluk da bir hastalık sebebi. Sosyal ilişkilerin iyi olmaması, işte toprağa basmamak, vitamin mineral eksiklikleri dediğimiz zaman zaten bunlarda da tansiyon, yüksek tansiyon da gelişiyor, beslenme kötü. Bizde genetik beslenmeye tansiyon diyor hastalar ama genetik kaderimiz değil, epigenetik diye bir şey var. Çevresel koşulları değiştirdiğimizde genetik getirdiğimiz hastalık. Hocam biraz sonra ona geleceğim ama seyircimizde bu tansiyondan bahsetmişken şöyle bir soru sormuş bize. Diyor ki az önce bahsettiğiniz zaman belki seyircimize yönelik de birkaç cümle söylemek istersiniz. Fonksiyonel tıp ile asabi tansiyondan kurtulmak mümkün mü diyor. Yani mümkündür, regüle etmek mümkündür. Esansiyel hipertansiyon nedeni belli olmuyor, yüksek tansiyon. Bunun pek çok sebebi olabilir. İşte bu psikolojik faktörler zaten çok önemli. Bütün hormonal biyokimyasal işleyişimizi bozuyor. Biz fonksiyonel tıpta hastanın psikolojisine de
COVID-20'den beden erken. Elimizde somatik beden var. Bu somatik bedeni önce tedavi edelim, ruha hizmet etsin. Neden? Ruhun da sinir sistemi medyatörlerine ihtiyacı var. Mutluluk hormonu yapacak, gurur hormonu yapacak. Ön maddesi yoksa, yedik ama içeri girememişse, burası bir laboratuvar gibi reaksiyonu yapıp size mutluluk hormonu üretemiyor. O yüzden esansiyel hipertansiyonla tedavi edilebilir bütüncül yaklaşım. Peki hocam, ben de şöyle bir soru geldi aklıma. Şimdi ben diyelim ki herhangi bir yüksek tansiyon ya da başka bir kronik hastalığım oldu. Fonksiyonel tıp uzmanının masasına geldi. Siz bana ne soracaksınız? Ben size doğumdan bugüne tepeden tırnağa bir sürü soru soruyorum ya da bir form veriyorum. Bu soruları içeren bir form verip doldurmanızı istiyorum. Nereden başlıyoruz? Anneden normal doğumuz. Çok önemli. Değil mi? Sezaryen doğumlarının arttığı şu dönemde bağırsak florasını bağırsak florasını. Hocam hemen bir neden diye özellikle söyleyelim. Bir kadın olarak, bir anne olarak bu konulara çok duyarlıyız çünkü. Neden normal doğumu soruyorsunuz? Evet. Çünkü normal doğum, fizyolojik doğum, annenin mikrobiyatası, yani çocuk ilk ağzına aldığı florasını oluşturdu, annenin mikrobiyatası normal doğum, o yüzden çok önemli. Ama sezaryen doğumlarda bebeği kucağına ilk kim alırsa onun mikroplarını alıyor. O yüzden iyi bir floraya sahip olmasını istiyorsak normal doğum, anne sütü, hep doğal yollar, eski geleneksel yollar var. Onun için anneler özellikle normal doğumu tercih etmeli. Anne sütü aldınız mı diye soruyoruz. Çünkü anne sütünün çok fazla özelliği var. Bunu hazır mamalarla karşılamamız mümkün değil. Bir dönem biliyorsunuz bizlerin çocuklarını doğurduğumuz dönemlerde özellikle sezaryen çok büyük anlaydı. Neden acı çekelim? Normal doğum diye sezaryen tercih ettik. Ama hepimizin çocuklarında da doktor olduğumuz halde antibiyotik kullanımı çok çok fazla oldu. Çünkü flora iyi değil. Çok sık virüs solunum enfeksiyonlarına maruz kaldılar. Çok antibiyotik kullanımı çocukların floralarını, flora bakterilerini yok etti, iyice bozdu. Zaten antibiyotik adı üstünde yaşam karşıtı. Yani mikrobu öldürecek ama bizim yararlı mikroplarımız da öldürüyor. Buradan başlıyoruz fonksiyonel tıpta. Çocukluk hastalıkları, çok antibiyotik kullanımı vesaire, saçtan başlayıp ayak tırnağından çıkacak şekilde bütün sistemler, saçta dökülme, kepeklenme, kulakta çınlama, uğultu, uçuk sık çıkarır mıyız, aft, ne yeriz, burun nefesi nasıl, rahat mı, gece burnumuzdan iyi nefes alıyor muyuz? Çünkü bunun çok anlamı var. Burun kılları titreşiyor ve damarlarımızın açık kalmasını sağlayan madde salgılıyor vesaire şeklinde. İşte nefes, egzersiz, çarpıntı oluyor mu, aritmi oluyor mu, tırnaklarımızda beyaz lekeler var mı, sık idrar yolu enfeksiyonu olur muyuz, çiğ soğan sarımsak dediğimizde şişer mi gibi böyle tipik sorularımız var. Dış gıda sindirilmemiş gıda var mı? Kişi bunu hiç merak etmemiş ki, her kuru yemiş yediğinde kuru yemiş kabukları, parçacıkları var dış gıda. Ama bu demektir ki emilemiyor. Sindirilemiyor, içeri giriş yok. Yiyorsunuz ama boş. Bir işe yaramıyor. O halde bizim bütün amacımız, kendimizi bir hücre gibi düşünürsek hücreyi doyuracağız. Hücrenin malzemesini yerine koyacağız. Onun iyi çalışabilmesi için fonksiyonel tıpta yaptığımızda böyle ayrıntılı sorularla kişi hakkında çok fazla bir bilgi sahibi olmak ve bir saatten daha uzun süreleri öğrenmek. Arkasından da bu fonksiyonel tıpın ayrıntılı tetkikleri var. İdrarda iyot miktarı bakıyoruz. Bazı şeylere hücre içindeki düzeylerine bakıyoruz. İşte magnezyum, selenyum, çinko vesaire gibi. Genetik mutasyonlarımız var mı? Acaba işte D vitamin reseptör duyarsızlığımız mı var? B12 ve folik asit hücrenin içine sokmakta sıkıntımız mı var? Çok yaygın görülüyor toplumda %50. Bunlara bakıyoruz. Bunların hepsinin böyle sentezlenmesiyle hastaya bir tedavi planı, bu sindirim sistemini öncelikle iyileştirme, nadasa bırakma, ona çöp gıdaları vermeme, kıymetini bilme tedavisiyle başlayıp hastanın durumuna göre kişiye özel bir yolla gidiyoruz. Yani hocam ben şöyle bir fonksiyonel tıp uzmanına geldiğinizde uzun uzun sorularla ayrıntılı sizle ilgili bütün verileri değerlendirip bütün kök nedene inecek gerekli değerlendirmeleri de, yani tıbbi olarak analizleri, işte çekimleri ya da kan tetkikleri gibi çeşitli tetkikleri yaparak ondan sonra bir bütün olarak bütün verileri değerlendirip düşünüyorsunuz diye. Ama
Burada biraz da kişinin gerçekten çok kişiye de çok rol düşer. Eksiklerini tamamlaması, bakış açısını değiştirmesi evet. açısından. Hani bir hap vereyim, bu hapı al bir ay sonra kullan şeklinde değil. Sen de şu eksiklerini işte güneşe çıkacaksan şu kadar saat, yiyeceksen bu kadar saat diyerek bizi uyaran, bizi aktif bir hasta haline getiren, yani hastalıktan çıkmak için bizim aktif olmamızı sağlayan bir anlayışla karşı karşıya olacağız. Evet. Bu da güzel hocam. Çünkü biz de bununla yani kendi bedenimizin iyileştirme gücünü fark etme anlamında çok değerli bir şey. Unuttuğumuz kendimizi hatırlatıyoruz. Aynen. Farkındalık çok önemli tabii ki burada. Tabii doktorun hastaya kuracağı iletişim çok önemli. Burada bir empati yapmak gerekiyor. Hastayı anlamak gerekiyor. Yoksa moda evet eline reçete veriyorum, bunları kullan, beslenme listesi veriyorum, bunları da yap demek olmuyor, yetmiyor. Hasta doktoruyla iletişim halinde olmak istiyor ve hastalığın nedenini bilmek istiyor. Yani bir hastaya insülin direnci var bende diyor. Ne olduğunu biliyor musunuz? Hayır. Şimdi hasta da hastalığa sahip ama ne olduğunu, vücudunda neler olduğunu bilmiyor. Biz ona birazcık daha ayrıntılı anlatıyoruz. İşte şekeri yükseliyor, vücudun içine şeker giremiyor. O yüzden pankreas daha çok insülin salgılıyor. Bu nedenle bu gıdaları tüketmeyeceğiz. Ama fonksiyonel tıpta bir kalori hesabı yok. Kalori kime göre, neye göre, herkesin hücresi farklı. 1000 kaloriyle hastaları zayıflatalım, arkasından 2 katı kilo geri gelsin. Bunu doğru bulmuyoruz. Hücrenin gerektiklerini yaptığımızda o zaten fazla kilolarından atıyor. Hocam şahane bir şey söylediniz. Şimdi bahar ayları biliyorsunuz. Az sonra obezite ile ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum ama hepimizin en dertli olduğu konulardan biri. Obez olmayanlardan hafif fazla kilolarımızı verme derdine düştüğümüz bir dönemde yaşıyoruz. Özellikle biz kadınlar yazı hazırlanmak için. Ama ister hastalık anlamında hani obez olalım, ister fazla kilo alalım. Günümüz dünyasının vazgeçilmez çok büyük gelişmiş ülkeler özellikle sorunlarından biri. Biraz sonra obeziteyi de birlikte konuşacağız ama az önce anne sütünden bahsettiniz. Sanıyorum böyle bir annemiz biraz da vicdanından konuşuyor sanıyorum. 4 ay emzirebilmiş bebeğini ki şöyle bir soru soruyor. Diyor ki anne sütü 4 ay alan bebek için yeterli süt aldı denilebilir. Şimdi ek gıdalara 5. 6. aylarda başlıyorlar. Aslında 6 aya kadar ek gıdaya başlayana kadar bunu çocuk doktorları çok daha iyi yanıt verirler ama 6. aya kadar anne sütünü vermekte fayda var. Ne kadar uzun verirsek o kadar iyi. Çünkü içerisinde çok güçlü immünoglobulinler var bebeği koruyan. Florası için çok destekleyici. Yani bebeğin bağışıklık sistemi için çok önemli. Onun yerine ne koyacaksınız? Mama. Mamada ne var? Süt. Süt tehlikeli mi? Evet. Neden? İneklerin genetiğiyle oynandı. Farklı bir kazein türü ortaya çıktı. Kazein A1. Ve biz bu kazeini bağırsaklarımız tolere edemiyor. Bağırsaklarımıza hasar yapıyor. Bunu tolere edebilmemiz için bir 100 yıl geçmesi gerekiyor ki vücudumuz buna mutasyon geliştirsin. Tolere edebilir hale gelsin. Henüz onu da tamamlayamadığımızdan dolayı sütün çocuklara da önermiyoruz. Kaldı ki pastörizasyon vesaire gibi bir sürü enzimler, işlemler de var. Onun yerine yoğurt fermente olduğu için işte o probiyotik bakteriler kazeini istemediğimiz kazeini tüketiyor ve geriye daha az kazein kalıyor. Yoğurt tercih edilebilir. Süt de dediğim gibi verilebildiği kadar anne onu fedakarlık olarak görmemeli. Bebek de anne arasında bir iletişimdir bu aynı zamanda. Duygusal yönü de çok fazladır. Ben hani annelerin ısrarla emzirmelerini belki 1 yaşına kadar tavsiye ederim. Sevgili hocam ben de uzun yıllar anne bebek sağlığı üzerine çalışmıştım. Evet. O dönemde de bütün sloganlar şöyledi. İlk 6 ay sadece anne sütü, 2 yaşına kadar mümkün olduğu kadar ek gıdalarla birlikte emzirmeye devam edebilmek. Tabii modern hayat, annenin yaşadıklarıyla vesaire. Bu bilinç gerçekten bu slogan insanların akıllarında kaldı. Evet emziriyorlar ama hala yeterli emzirme sürecine kavuşmuş değiliz. Biraz çalışma koşullarından kaynaklanan, biraz olaya yaklaşımdan kaynaklanan noktalar nedeniyle daha az emzirebiliyoruz istenilen seviyede. Ama az önce de bahsettiniz doğumdan nasıl normalinden aslında
doğamızdan ne kadar uzaklaşırsak başka hastalıkları ya şimdi Aynen. ya bir daha sonra davetiye çıkarmış oluyoruz. Aynen. O yüzden ne kadar doğala doğru kendimizi çekebilirsek Kesinlikle. doğumuza, emzirmemize ya da günlük hayat biçimimize o kadar daha az hastalık sorunuyla Aynen. uğraşabileceğiz demektir. Şimdi başka bir konuya atlıyorum. Şimdi buradan buraya biraz daldan dala geçiyoruz ama izleyicilerimiz farklı alanlarda farklı sorular soruyorlar. Tabii ki. Yani senin gibi alerjik bir kişi olmalı izleyicilerimizden. Benim de burnum az önce bahsedecektim ama apar topar ben de alerjik kökenli biriyim. Ev tozlarına alerjim var ve her baharda böyle burun tıkanıklığı ve hafif hafif böyle ataklar yaşayabiliyorum. Şimdi biri seyircimiz der ki polen, parfüm, deterjan ve benzeri koku ve toz alerjisi de bağırsaklarla ilgisi var mı diyor bu alerjileri? Yoksa bu gıda alerjisi mi bağırsaklarla ilgili? Yani alerjileri ikiye ayırabilir miyiz bağırsaklarla ilgili olanlar ve de olmayanlar diye bir durum söz konusu olabilir mi diyor? Ayıramayız çünkü bağışıklık sistemimiz tek ve bütün pek çok fonksiyonu olsa da bağışıklık sisteminin uyarılmasını, anormal uyarılmasını görüyoruz alerjik. Bu gıdalarla olabilir, tozlu olabilir, polenle olabilir, kedi köpek tüyleriyle olabilir, ilaçlara karşı olabilir. Yani burada bağırsak sağlam değil, bağırsak epiteli normalde kaldırım taşı gibidir. Bağırsak cidali sağlam değil, üzerinde probiyotik bakterilerimiz var ve bu bakterilerimizin ağırlığı 1,5 kilo kadar ve sayıları bizim vücudumuzdaki hücrelerin sayısından daha fazla. Aslında biz onların üstünde konakçıyız gibi. O yüzden biz bu alerjileri ayıramayız. Eğer bizim bağışıklık sistemimiz aklı başındaysa, yani normalde güçlüyse, anormal değil, o zaman zaten bizim bu vücudumuzda böyle reaksiyonları görmüyoruz. Yani reaksiyon vermemesi gereken şeyi reaksiyon vermiyor. Yani alerjik astımlarda da yeme içme, bağırsak onarımı mutlaka yapılmalı. Gıda alerjilerinde de işte kedi köpektir, tozdur vesaire. Bağışıklık sistemimizi normale getirmemiz, yani normal güçlü olmalı. Şimdi hocam dönüyoruz. Siz kök neden, hani fonksiyonel kök neden diye bahsediyorsunuz ve dolayısıyla sorduğumuz her soruya bir kök sistemden bahsediyorsunuz. Evet. Bağırsak sisteminin, sindirim sisteminin çalışmasından bahsediyorsunuz bize. Bizim sorduğumuz birçok sorunun sanıyorum yolu bağırsak sisteminin üstünden geçecek. Evet. Bu saate kadar geçti, bu saatten sonra da geçecek diye düşünüyorum. Şimdi biraz vitamin takviyelerine yönelik bir sorumuz var ki benim de hazırladığım sorulardan bir tanesi buydu. Ama doğrudan hastamızın sorusunu yöneltiyorum size. Siklora derma hastasıyım. Bağışıklık sistemini bastırmak için immün süpresif ilaç kullanıyorum. Tedaviye Evet. zarar vermeyecek şekilde ki bunu da belirtmiş beslenme dışında alınabilecek takviye vitamin ve mineraller nelerdir? Ya da tam tersi alınmaması gerekenler nelerdir diye sormakta bize. Yani şimdi dinleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Ben siklora dermayım, hangi takviyeyi alayım diye bir şey olmaz. Ya da ben Hashimoto'yum, hangi takviyeyi alayım diye olmaz. Neden? Evet, bu hastalığa sahipsiniz ama sizin vücudunuzda ne kadar malzeme olduğunu hastalığınızdan çok sizin o vücuda neler yaptığınız belirliyor zaten. Ne verdiğiniz, ne koyduğunuz, ne çıkardığınız hastalık ekstra size enflamatuar bir hastalık olduğu için sizin yediklerinizi içtiğinizde de hızla tüketiyor, malzemelerinizi tüketiyor. Çünkü bir yanlış giden şeyler var, bir anormal tüketim var, anormal bir bağışıklık sistemi var. Sikloroderma bunu kullanmalı, Hashimoto bunu kullanmalı, alerji de bunu kullanmalı diye bir şey yok. Ama alerjisi olanların, kuersetin gibi elma kabuğu ekstresi olan bir antihistaminiktir bu. Kuersetin gibi güçlü antioksidanları önerebiliriz. Hem histamin salınımını bloke eden engeller hem de vücudu antioksidan etkisiyle çok fazla serbest radikallere karşı korur. Yani böyle bir destek şu anda aklıma geldi için düşünülebilir ama sikloroderma hastası da o ayrıntılı testlerini yaptıracak.
bir dinlenecek, ne yapmış geçmişten, neler getirmiş vücuduna, ne gibi bulgular var, ne yer içer, gündüzü gecesi uykusu kaç saat gibi sorgulandıktan sonra biz diyebiliriz ki siz spiroider vasıtası değil de siz bir hasta olarak bu desteklere ihtiyacı var belirli. Ya da siz alerji hastasınız, tetkiklerinizi yaptık, sonuçlar bunlar, sizin bunları desteklemeniz gerekiyor. Ama öncelikle beslenme diyoruz. Yani beslenme düzelmeden desteğin faydası az değil. Tam da bu noktada sevgili hocam, şimdi gerçekten vitamin ve takviye, vitamin takviyelerine, mineral takviyelerine göre bazen neredeyse bir kurtarıcı bir tedavi gözüyle bakıyoruz. Biraz da reklamlardan da etkileniyoruz. İşte günlük enerjilerimiz, günlük C vitaminlerimiz, demir vitaminlerimiz, D vitaminlerimiz gibi aklımızda kalan. Ama bazen de düşündüğümüzde tam bizim ihtiyacımız ne, gerçekten buna ihtiyaç duyuyor muyuz? Ya da bunları almadan yapabileceğim bir şeyler var mı diye çok da düşünmeden hakikaten koştura koştura eczanelerden alıp gidiyoruz ve kendimizi psikolojik olarak da rahatlamış hissediyoruz. İşte vücudumuzun ihtiyaçlarını aldık diye. O nedenle burada bir sağlıklı kişilere, az önce çeşitli kronik hastalıkları olan kişilere yönelik güzel bir açıklama yaptınız. Ama sağlıklı, henüz herhangi bir hastalıkla karşılaşmamış, sağlığın sürdürülebilmesi için çabalayan ve bu nedenle de vitamin ve mineral kullanan hastalara yönelik de bunu nasıl yapmalı? Biz vitamin kullanırken nelere dikkat etmeliyiz ya da kullanırken ne durumları, hangi kriterleri göz önünde bulundurmalıyız? Bu konuda da bir açıklama yaparsanız. Çok güzel bir konuya değindiniz. Çünkü bunları televizyonlarda, işte reklamlarda görüyoruz, biz de kullanıyoruz dediniz. Zaten bizim ne giyeceğimize karar veren sistem değil mi? Görüyoruz çocuklar, bizler, moda görüyoruz. Onu kullanalım, onu giyelim. İşte şimdi takviyeler de öyle oldu. C vitamini çok geçiyor. Hadi onu alıp kullanalım. Ay çinko alıp kullanalım. Herkes kullanıyormuş oldu. Halbuki bu ortomoleküler tıp gibi büyük bir tıbbın konusu. Takviyelerin de kullanımı. Bunlar birbirleriyle çalışıyorlar. Yani tek başına bir şey almak yeterli olmayabilir. Ve kulaktan duyma şekli almak zarar, yarar yerine zarar da getirebilir. Biz diyoruz ki kan tetkikleriniz yapılsın. Vücudunuzdaki malzeme belli olsun. Biz ona göre destek verelim. Gerekiyorsa ama önce mutlaka size beslenmeyi bir öğretelim. Ne yiyeceksiniz, içeceksiniz, ne önemli, ne kıymetli. İşte salata yemek demek, her gün marul salatası yemek demek değildir. Salata yemek demek, içerisine her türlü malzemenin girdiği bir salatadır. Pancar, tut, tavuk, roka, maydanoz, dereotu, tere, kuzu kulağı. Yani salata böyle olmalı, bol zeytinyağı olmalı. Biz önce hastalarımıza beslenmeyi öğretmeliyiz, çiğnemeyi öğretmeliyiz, mideyi asit yapmayı öğretmeliyiz değil mi? Şimdi herkes mide koruyucu kullanıyor. Midesini koruyor, neden koruyor bilmiyorum ama antiasit alıyor, yanmasın diye. Fakat ben de diyorum ki sindirimi kim yapacak? Asitliği yok edersiniz, midesini yapamaz. Proteinleri parçalayamaz, proteinleri parçalayamazsa hormon yapamaz. Size mutluluk hormonu yapamaz, antidepresan. Uyku hormonu yapamaz, uyku ilacı alırsınız. O halde önce desteklerden önce beslenmeyi öğrensin dinleyicilerimiz. Merak edenler, spirodermalı hastamızda beslenme nasıldır? Artık bu konuyla ilgili çok fazla bilgi var. Yani doğru beslenme kişiye özel, kendine özeli bulacak. İşte benim gibi fonksiyonel tıp doktorlarından destek alabilirler. Ona beslenmeyi anlatıyoruz ama diyoruz ki bunu kendine uyarla. Ben sadece öneriyorum. Sen kendi kendinin doktoru olacaksın. Destekler konusunda da tetkiklerimizde eksik olan destekleri yerine koyabiliriz. Uygun dozlarda, uygun formlarda yine bu bir doktor tavsiyesiyle olmalı diye düşünüyorum kafamda göre. Yani sonuçta şöyle bir kısaca özetlemek gerekirse biz kendi kafamıza göre vitamin ve mineral kullanmıyoruz. Çünkü bunun da zararları var ayrıca anladığımızda. Hani buna neden ihtiyaç duyuyoruz sorusu mu? Bir kere kendi yaşam biçimimizde, kendi özelliklerimizde arayalım. Yani bunu uzmanlarla birlikte arayalım. Ve onların yönlendirmesine göre gerçekten ihtiyaç duyuluyorsa ve gerçekten hani bizim alışkanlıklarımız beslenme, günlük yaşam, güneşlenme vesaire eklerse ki alışkanlıklarımızla doğal yolla elde edemeyeceğimiz noktada takviyeler alabilirim. Çünkü şöyle baktığımızda aslında günlük yaşamı değiştirmek hem daha kolay hem daha ucuz bir şey aslında. Bak. Kesinlikle. Yani günlük egzersiz yapabilmek, güneşe çıkabilmek,
Belki işte aylık tonlarca lira vereceğimiz vitamin kapsüllerinden daha sağlıklı ve daha kolay. Biraz bunu bilincine varmak, farklılığını ortaya çıkarmakla ilgili bir şeydir diye düşünüyorum. Ama çok da tartışılıyor ve çok da konuşuluyor. Sizin gibi fonksiyonel tıp uzmanların bu konuda verdiği değerli bilgiler. Sanıyorum önümüzdeki günlerde bizim kendi unuttuğumuz, kendi doğamızı tekrar hatırlatmak ve bu anlamda da biraz aksiyon almamız açısından çok faydalı olacak bizlere. Bir hastamız var. Şöyle bir soru sordular. Akasya gamını özellikle merak ediyorum diye bir not bıraktılar aslında. Ne? Akasya gamını. Ben de bilmiyorum bunu. Siz... Şimdi şöyle, yani fonksiyonel tıpta çok fazla destekler var ama ben hani bu destekleri çok fazla kullanılmasını da önermiyorum. Öncelikle dediğim gibi beslenme, yani bu berberin olur, inositol olur, akasya gamı olur. Yani ben hastalarıma önce diyorum ki yalın olacağız, basic, temel şeyleri üreteceğiz. Yani ki ben hastalarıma berberi bile vermedim çok kullanılır fonksiyonel tıp içerisinde. O yüzden ben işte bir yerden duydum akasya gamı, oradan duydum işte bilmem ne ekstresi. Bunlar da fitoterapinin konuları, bunun ilaçlar da bitkilerden geliyor. Gerekiyorsa evet ama gerekmiyorsa ben bunların hiçbirisini kullanmasını öneririm. Peki hocam. Şimdi bir biraz psikolojik bir soru gelmiş bize. Diyor ki anksiyete, depresyon gibi psikolojik sorunları fonksiyonel tıp ile çözümlememiz mümkün mü diye sormakta izleyicim. Evet, mümkün. Çünkü ikinci beynimiz, bağırsaklarımız her yerde okuyor. Aha, insanlar artık bunu. Bağırsaklarımız neden ikinci beynimiz? Beyinden çıkan bir vagus sinirimiz var. Bizim iyileşme sinirimiz, sakinleşme sinirimiz, sindirim sisteminin sinirimiz, kalbimizi yavaşlatan, tansiyonumuzu düşüren, midemize asit salgılatan, bağırsaklarımızı çalıştıran, bizi tuvalete götüren, dışkılatan sinir. Biz bu sinir beyin sapından başlayıp makata kadar bütün vücudu dallar vererek kat ettiği için çok önemli. Biz bağırsaklardan uyarıların beyne gittiğini biliyoruz bu sinir yoluyla. Onun için bağırsakları tedavi edersek ve mutluluk hormonu serotoninin %80'inde bağırsaklarda yapılıyor. Çok az bir kısmı %20'si beyinde yapılıyor. O halde biz anksiyeteye de depresyona da çözüm olabiliyoruz. Yani depresyonda nedir? Mutluluk hormonu eksik. Ön maddesini triptofan amino asit. Bu amino asitleri içeren gıdaları tüketiyor muyum? Bir önce sorgulayalım. Tüketiyorum. Midem bunları sindiriyor mu bu proteini? Yani mide asitim var mı? İçeri gönderebiliyor muyum? Bu reaksiyonun gerçekleştirmesi sırasındaki B kompleks vitaminleri, magnezyum, katalizörler ortamda var mı? Yani ekmek yapacaksınız, hamurunuz yok. Mutluluk hormonu yapacaksınız, ön madde yoksa beden ben bunu bulamam diyor. Omega 3, balık yağı çok önemli. Vücut diyor ki ben bunu yapamam, bu esansiyel. Dışarıdan almak zorundasınız. Bir maddeden dönüştüremem de ama beyin dahil bütün hücrelerim için gerekli. Haftada 3 gün balık yiyormuyuz? Yok. Balıkta da ağır metal tehlikesi var. O halde omega 3 balık yağları anksiyete, depresyon deyince serin, kolin diye ana maddelerimiz var. Bunun da ayrıntılarını araştırabilirler. Parasempatik sinir sisteminin yani sakinleşme sinirinin malzemeleridir bunlar. Bunlar var mı? Omega 3 alıyor muyum? Bağırsaklarım huzursuz mu? Ne yiyorum? Vücudumda magnezyum var mı? Öncelikle bunları düşünmemiz lazım. Anksiyete ve depresyonun da tedavisi var. Yine de ilaç değil bunların. Ama erken dönemde kullanılabilir. Kök nedeni çözünceye kadar hastayı rahatlatmak adına. Yani o zaman biraz düşünmek gerekiyor. Hani ben kendi adıma şunu çıkarıyorum buradan. Hani mutsuz olduğum zaman ya da böyle mutsuzluğa doğru giden bir süreç yaşadığım zaman ya da böyle bir arkadaşım olduğu zaman hep dışarıdaki bir sıkıntı nedeniyle olduğunu değil, o kişinin algısı nedeniyle sorun olabileceğini ve bu algısını yaratan zeminin de vücudumda ters giden şeylerin ve şeyler nedeniyle olabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Ve belki de bir fonksiyonel tıp uzmanına gidip danışıp, hani bende eksik ne var,
mutsuzluğumun kaynağı illa dışarıdan olmayabilir. Benim Kesinlikle. algım ya da işte bu eksiklik nedeniyle eskiden algılamadığım, mutlu olduğum dönemlerde şimdi niye mutsuzum sorusunu biraz karşılıklı bilimsel olarak tartışmak gerekiyor. Kesinlikle. Burada hasta, yani kişi kendini gözlemlemeden önce ki bana bir ilaç versinler ben mutlu olurum. Yani böyle bir şey söz konusu değil. Ben hastalara söylüyorum, evet şunlar var bunlar. Peki siz bunun için ne yapıyorsunuz? Yani günümüzde çok işte trend oldu. 5 tane kahve iç. Büyük boy kahvelerden. Bütün magnezyumların gitsin. Vücudundaki sıvı diüretik gibi gitsin. Yani 2 litre sıvı iç ama 5 tane kahveli 3 litre sıvı idrarına gider. Vücudunda magnezyum kalmadı, malzeme kalmadı. Sen hep Starbucks'larda hazır fast food, o paketli içinde katkı maddesi olan, Çin tuzu olan şeyleri ye. Kola iç, konserve gıda ye. Ne bulursan onu ye. Uykun da kötü. Egzersiz de yapmıyorsun. Peki doktora gelip ne bekliyorsun? Bir de Sinirli beni sevgili değnek. hocam. Sinirli değnek dokunsun. 2 tane daha ilaç yazsın. Senin bedenin iyileşsin. Ama öyle değil aslında. Önce bunları sorgulayıp benim anksiyetem var ama ben bunların hangisini yapıyorum, ne yapıyorum diye sorgulayayım. Malzemem var mı, bir tekniklerimi yaptırayım. Kendim iyileşmeye çalışayım. Olmadı tabii ki ilaç desteği de var, yani o her yerde her zaman yapılabilecek bir şey. Biraz da hocam modern hayatın getirdiği şey, bizim böyle sihirli değnekler arıyoruz. Kolay yöntemleri, kolayları tercih ediyoruz. İşte yürümeyelim, arabaya binelim. Aynen. Çizmeyelim, işte vitamin alalım. Güneşlenmeyelim, bir şey yapalım. Şeklindeki daha kolay olduğunu düşündüğümüz birçok şeye doğru yönelimimiz çok yüksek. Ve dolayısıyla kendimizi de değiştirmeyi unutuyoruz Evet. bu anlamda. Ama sanıyorum sizler gibi değerli uzmanlardan aldığımız bilgilerle bu anlayışlar da yavaş yavaş değişecek. Yani şunu bileceğiz ki önce kendimizi tartacağız, kendimizle konuşacağız, doğruları kendimizle arayacağız. Eksik Aynen. kaldığı yerde biz tıbbın yardımına başvuracağız. Peki hocam şimdi az önce beslenmeden bahsettiniz. Bir sürü yanlışlardan kahve içen ki beyaz yakalılarda kahve içme oranı son Evet. derece yüksek. Maalesef ki bunu 2'ye, 3'e, 4'e hani bağımlılık düzeyine çıkar ki bağımlılık yapma oranı da yüksek. Çok Tabii ki yüksek. kolalı gıdalar bizim hayatımızın neşesi ve mutluluğu gibi sunulan o kolalı gıdaların yarattığı aslında uzun vadeli birikimleri de hep göz ardı ediyoruz. Bu arada bir beslenme ilgili ama bir vegan sanıyorum izleyicimizden geliyor soru. Diyor ki vegan beslenmeyi tercih eden otoimmün hastalıkları olan birine destek olabilir misiniz diyor bu anlamda, fikir anlamda. Diyor ki işte daha önce bana şunu söylediler uzmanlar, işte ya kemik suyu içersin ya da senin için yapacak başka bir şey yok anlamında söylediler. Vegan da olduğu için kemik suyu içmeyi reddediyor. Bir vegan izleyicimize bu hasta bağışıklık sistemiyle ilgili hastalığında destek olabilecek neler önerebilirsiniz? Yani kemik suyunu zaten şöyle, biz kemik suyu diye anlaşılıyor ama aslında biz kemikli et suyundan bahsediyoruz. O özellikle geps beslenmesinde ya da tavuk suyu olabilir. Buradaki amacımız üzerindeki yağını almıyoruz, donmuş yağ olduğu için. Alttaki o jöle gibi glutamin aminosinin olduğu kısım. Vegan beslenen biri bunu içmiyorsa glutaminin tozları var rezenlerde. İstemiyoruz tabii, çok hani hazır alınsın, yapay olmasın ama mecbursak, hastamızda vegansa ona glutamin aminosi amacıyla glutamin tozları verebiliriz. Onun yaşam tarzına göre beslenme önerileri olacak. Tabii ki baklagilleri çok tüketiyor vegan olanlar, vejetaryen olanlar protein amaçlı. Baklagillerde de lektin sıkıntısı var, glutenin dışında. Lektin de bağırsak hasarı yapıyor. Hani biz o lektini azaltma yöntemlerini öğretiyoruz o hastalara. İşte hani yumurta gibi ürünleri tüketebiliyorsa, en azından fermente, yoğurt ya da yumurta, bol sebze, baklagilleri pişirme tekniğine uygun olarak şey yapması, pişirmesi bir şeyler öneriyoruz. Kemik suyu yerine de glutamin öneriyoruz. Yapılabiliyor yani veganlarda, vejetaryenlerde. Peki hocam. Ben hemen başka bir konuya geçiyorum. Epey bekleyen bir sorumuz var. Evet. FMF hastalığı için fonksiyonel tıpta neler önerirsiniz diyor. Yine kendi hastalığı üzerinden özel bir öneri bekliyor hastamız sizden.
Yani o ailevi bir şey olduğu için fonksiyonel tıpta onu sadece... İsterseniz hocam bu hastalığı kısaca diğer bilmeyen izleyicilerimiz için, yeni duyan Yani izleyicilerimiz. ailevi Akdeniz ateşi diye geçiyor. Zaman zaman işte bir takım dengeler de bozulduğunda ataklar ortaya çıkıyor. Bu ataklarda şiddetli kırın ağrıları, hatta akutap anestezi karıştıracak şekilde şiddetli kırın ağrıları şeklinde bulguları ortaya çıkıyor. Ve bu hastalar kolchisin kullanıyorlar ataklar gelişmesin diye. Tabii kolchisinin de sonuçta bir kimyasal sürekli kullanılması bağırsak florasında da olumsuz etkiler yaratıyor. Hastalarımız bunu kullanmak zorunda bu ailevi bir şey olduğu için. Ama biz bu atakların sıklığını azaltabiliriz, kolşisin düzeylerini indirebiliriz. Belki de ilgili branşın gözetmesi ataklar kontrol altına hani alınırsa kolşisin altında daha farklı kesme vesaire gibi düşünür. Tekrar atak başlayınca başlayabilir gibi o ayrıntısı bir şey söyleyemeyeceğim. Biz bu hastalarımızda da yaşam kalitesini yükseltebiliriz. Yine onların vücutlarında eksik olan malzemeleri yerine koyup beslenmeyi öğretebiliriz. Atakların sıklığını azaltabiliriz. Yani bunlar için daha farklı, daha kaliteli yaşam şartları sunabiliriz fonksiyonel olarak. Yani belki böyle bir şey geliştiğinde atak çok nadir olacak, yaşam kalitesini de bozmayacak. Yani ataklar da sonuçta artık bazı şeyler son haline geliyor, şeyler bozuluyor, o zaman da tetikleniyor atakları. Yani bir takım şeyler var. Peki hocam. Tabii genel sağlığımızın etkili olduğunu sık sık söylüyoruz. Bütün çalışmalarda, bütün toplantılarda, uzmanlarımızdan aldığımız bilgilerle. Şimdi de nörolojik sinir sistemimizle ilgili bir soru geldi. Parkinson tedavisinde özellikle fonksiyonel tıp başarılı mı diye ya da destek olabilir mi diye size sormak istedim Kesinlikle hocam. başarılı. Benim Ankara'da oldu Parkinson hastalarımda. Yani o Parkinson hastalarımızı sadece dopamin içeren ilaçlarla yaşamlarını devam ettirmeye bırakmamalıyız. Bu Parkinson zaten hastaların %90'ında bir kronik kabızlık söz konusu. Toksin atamama, çöp birikimi, kötü bağırsak florası Parkinson'da çok çok önemli. Ve bağırsak beyin ilişkisini biraz önce de konuştuk. Biz de Parkinson'la hastalarımızda aynı şekilde yaşam tarzı değişikliği esas diyoruz. Konuşma terapileri, denge terapileri, egzersizleri, terlemeleri, toksin atmaları, sağlıklı beslenmeleri ve çok kaliteli uyumaları gerekiyor. Uyku o kadar önemli ki körlerde kanser çok az görülüyor diyoruz. Neden? Melatoninleri çok yüksek. Melatonin düzeyi yüksek olunca melatonin çok güçlü bir antioksidan. Bütün vücudu pisliklerden, çöplerden temizliyor, süpürüyor, sabah tertemiz bir vücut hazırlıyor. Parkinson'la hastada yaşam kalitesini yükseltmek için yaşam tarzı değişikliği yine yeme, içme, desteklerin yerine konması önemli. Tabii ilaç tedavimiz devam edebilir. Biz bunu geriye döndüremesek bile ilerlemesini önleyebiliriz. O da bizim için çok önemli bir şey. İlerleyici bir hastalık. Evet hocam. İleride nasip olursa bu özellikle hormonlar ve sağlığımıza doğrudan etkileri üzerine de ayrıca da konuşmak isteriz. Çünkü çok şey duyuyoruz. Melatonin az önce bahsettiğiniz gibi. Bir takım hormonlar var ki sağlığımızı gerçek anlamda rota, adeta rota çiziyorlar. Onlar dengeli bir şekilde vücudumuzda olmazsa. Ve dolayısıyla bu konudaki farkındalığın biraz daha artması gerektiğini düşünüyoruz. Çok şey duyuyoruz ama kafamızda oturtamıyoruz. Biraz puzzle'ın parçaları eksik kalıyor sanki. Az önce bahsettiğimiz Parkinson'un yanı sıra tabii Alzheimer gibi, bipolar bozukluk gibi hastalıklar da var. Bu ruhsal hastalıklar da aynı Parkinson'daki bir yakın ilişki mi söz konusu fonksiyonel tıpla? Evet, sonuçta Parkinson dışında yani bipolar, hiperaktivite, dikkat dağınıklığı gibi psikolojik hastalıklarda da biz GIPS beslenme tedavisine ben özellikle yaptım ve çok faydası gördüm. Hastalarda çok iyi bir başarı elde ettim. Hocam Bu hemen o tedaviyi biraz anlatın, gösteren biraz bahsedebilir miyiz? evet, Nasıl bir tedavi? GIPS bağırsak beyin ilişkisini temel alan
anormal bağırsak ve beyin ilişkisini düzenlemeye yönelik bir beslenme programı. Bunu da Natasha Campbell diye Rus asıllı bir İngiliz nöroloji doktorunun yazdığı bir beslenmedir bu. Çocuğu otizmli ve bu çocuğunu iyileştirmek için 1900'lü yılların başından beri yapılan bütün çalışmaları bağırsaklarıyla ilgili daha tıp literatürüne girmeden inceliyor ve ona göre o beslenme protokolünü çocuğuna uyguluyor ve otizmli çocuğunun düzeldiğini görülüyor. Kendine yüzücü nöroloji doktoru ve çocuğu otistik. Ben de bu hastalarda uyguladım bunları. Gerçekten GEPS beslenmesi tabii kişiye özel olmalı. Yani kitabı alın, aynısını okuyun, uygulayın değil. Hastayı dinleyip, analiz edip, ona yani temelde onu aldığımız bir beslenme tarzı bu tip psikolojik durumlarda gerçekten faydalı oluyor. Ben şiddetle öneririm bu beslenmeyi. Evet, ben de bir dönem baktım, incelemiştim hocam. Biraz disiplinli olmak gerekiyor. Bu çok yararlı bir diyet olduğu, özellikle hastalıkların önlenmesinde, bazı hastalıkların önlenmesinde çok büyük bir destek olduğu söyleniyor ama biraz da titizlikle, çünkü deriye yanıla, bana ne iyi geliyor, öyle mi yapsam, böyle mi yapsam diye biraz yolda yürürken de öğrenecek. Aynen. Ve dikkat edilecek bir beslenme, bir diyet biçimi. Bunları da konuşmak istiyoruz. Çünkü orada da çok sorulacak sorular var hocam. Ama tabii vaktimiz buna sınırlı olduğu için buna çok ayrıntılı olarak değinemeyeceğiz. Çünkü sorular geliyor. Az önce melatoninden konuştuk. Mesela melatonin sanıyorum kullanan bir izleyicimiz demiş ki uzun vadede melatonin kullanırsak zararı yok mu? Ara vererek mi kullanmalı diye sorma. Melatoninin dışarıdan alınması, kendi sen yaptığımız melatonin düzeyine bir etkisi yok. O yüzden melatonin kullanılabilir. Aralıklı da kullanılabilir. Kişiye özeldir. Kişi ne kadar toksin maruziyeti varsa, uyumuyorsa, sıkıntıları varsa sürekli de kullanılabilir. Çünkü onların yarattığı olumsuzluktansa melatonin getireceği ufak tefek katkı maddesi vardır içinde. Onun dışında başka da bir sıkıntı getirmez. Yani kişi kendi durumuna göre sürekli mi kullansın, aralıklı mı karar vermeli. Problemi yoksa aralıklı kullanabilir ama ciddi problemleri varsa sürekli de kullanılabilir. Peki hocam, bir de ben özellikle biraz diyabete değinmek istiyorum. Evet, siz önce bahsettiniz. Yani diğer çeşitli kronik hastalıkların tek tek özel tedavisi gibi bir yaklaşımı yok fonksiyonel. Evet, onlara bakıyor ama kök nedeni arıyor. Ve kök nedene baktığımızda genelde ortak bir nedenden çıkan, tezahür eden hastalıklar bunlar. Ama diyabet çok yaygın. Bir de bizim sık yaptığımız yanlışlar var diyabetle ilgili. Etrafta o kadar çok diyabet hastası duyuyoruz ki bir de insülin direncini duyuyoruz. Yani diyabetin işte başlangıcına, rotasına girmiş, yoluna girmiş bir sürecin başlangıcı ve insanlar insülin direncini de şey gibi algılıyorlar. Ya evet, biraz yüksek açlık kan şekerime baktırdım. Biraz yüksek işte biraz hap alırız yemeklerden önce. İşte bir hap alırız. İnsülin direncimiz de zaman içerisinde düzelir. Düzeliyor mu hocam böyle yapınca? Yani ilaçla tabii ki daha kötüye gitmesini engelleyebiliyoruz ama burada hastanın tutup her türlü yemeği yiyip üstüne ilaç alması ne kadar doğru kendi de düşünsün, takdir etsin bunu. Burada insülin yapıp ondan sonra oturup baklava yiyorsak tabii ki çok yanlış bir şey ve böyle yapılıyor zaten. Burada doktorun hastaya bu bedene ne giriyor, çöp girmeyecek diye ciddi bir uygulaması gerekiyor. Yani doktor ciddiliğini vurguladığında hastada bir acaba sorusu uyanıyor. Yoksa insülin yetmiyor, dozunu artıralım, insülin yetmiyor, dozunu artıralım, bu doğru bir şey değil. Hastanın buna ortak çaba içerisinde olması lazım. Ne oluyor? İnsülin direnci zaten biraz önce de söyledik, bütün metabolik hastalıkların kanserin de temelinde bir insülin direnci var. İşte polikistik overde de böyle diyabette de bir insülin direncini kırmadan bir sürü şeyi çözemiyoruz. İnsülin direnci demek kanda şeker yüksek, hücrenin içerisine enerji, şeker giremiyor ve yüksek kandaki yüksek şeker dokulara hasar veriyor. Vücut bunu hiç istemiyor. Bir an evvel hücrenin içerisine şekeri sokmak istiyor. Fakat insülin reseptörleri duyarsız giremediği için pankreas yeniden insülin sağlıyor. Kanda insülin o kadar yüksek ki
hücrede şekeri sokamadı. Alınan bütün kaloriler yağa dönüşüyor. Ve özellikle göbekte, kalçalarda yağlanma meydana geliyor ve anabolizan etki büyütüyor. Yani insülin direnci, insülin hormonu. Kanda insülin hormonunu yüksek tutmamaya çalışacağız. Biz ne yapıyoruz? 3 saatte bir besleniyoruz. 3 saatte bir beslen. 3 saatte bir yemek yediniz, kan şekeri yükseldi, insülin de yükseldi, pat düştü. Tekrar beslendiniz, kanda insülin zaten yüksek, şeker yükseldi, insülin yükseldi. İnsülin yine yükseldi. Biz bunu istemiyoruz insülin direnci sürekli beslenmeyi. Yemeyelim mi hocam? Kaç saattir yememiz gerekiyor? Yemeyelim çünkü öğünde iyi yiyelim. Orada her şeyi yeterince doyuralım bu bedeni. İçeri geçişini sağlayalım. Zaten hücre toksa size açlık sinyali, ye sinyali göndermeyecek hücre toksa. Sağlıklı yağlardan tüketelim. Kaliteli protein, bol sebze yemeği. Yani bunlar bir miktar kısıtlaması vermiyoruz. Ama öğlen yediniz tamam, akşama kadar artık ara öğün yapmayın. Yapacaksanız oraya bir şeker koymayın. Yani karbonhidrat şeker koyarsanız insülin yeniden yükselir. Çünkü kan şekeri. Ama oraya bir yağlı tohum koyarsanız, badem, ceviz tadı ya da bir kaşık zeytinyağı içerseniz yağ şekeri hiç oynatmıyor. Şeker oynamayınca insülin diye oynatıyor. Enerji alırız ama kan şekerimizi hiç oynatmayız. Akşama kadar böyle geçiririz. Akşam yemeğimizde hepsini, gıdalarımızı iyi şekilde bol miktarda tüketiriz. Artık bırakırız yemeği. Sonra gece yatana kadar yiyenler var. Bunları ya arkasından insülin ilacını al, şeker ilacını al. Bunları kendileri takdir etsinler hastalar. Yani doktora bir şey söylemesine gerek yok. Hocam şimdi sanıyorum ben de dahil dinleyen herkes ben neyi yanlış yapıyorum listesi diye uzun kafasında bir liste yaptı. Epeyce bir madde birikti burada. Kahve şeker kullanımından tutun. Beslenme saatlerine kadar. Bunları da detaylı bir gün inşallah birlikte konuşmak isteriz. Çünkü ne kadar çok konuşulursa o kadar çok farkındalık artıyor. Evet. Zaten buradaki temel sıkıntı da hastalanmadan önce sağlığımızı nasıl koruyacağız? Yani hastalanmamayı sağlamak, sağlığın sürdürülebilirliğini sağlamak ki acaba Hulya Hastanesi'nin işte dördüncüsünü düzenlediği ve bir de ilk defa birlikte olduğumuz bu söyleşinin bütün amacı da bu sağlıklı yaşamla ilgili bilgileri aktarabilmek. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz böyle bir fırsat verdikleri için. Evet. Daha çok konuşmak istiyoruz ama daha çok anlatmak istiyoruz hocam. Sizden daha değerli bilgiler almak istiyoruz. Çünkü bana anladık ki şu an itibariyle ben de dahil bir ihtiyacımız var. Yukarı çıkıp şimdi kahve içerken düşüneceğim mesela. Evet. Kahve şimdi ne yapıyorum? Onun yerine yeşil çay içelim. Yeşil çay içelim. Tamam, bütün bunları arkadaşlarla tartışacağım. Ama yeşil çay bir poşette olmasın. Yaprak yeşil çayı olsun. Yani poşette olmasın, yaprak yeşil çayı olsun. Onun içerisine limon atın. Çeşitli böyle destekleyici bir şeyler koyun. Aromalar ekleyin ama doğal aromalar. Onu tüketin mesela. Hem bu anti-inflamatuar etkisi var. İnsülin direncine etkisi var. Antioksidan etkisi var. Yeşil çayı hiç olmazsa sağlıklı bir şey. Ya da melisa çayı, papatya çayı, sakinleştirici çaylar. Biz sürekli bir uyaran, zaten stresliyiz. Bir de kahve, kafein, çay, kahve. Yani bağımlılık yapıyoruz. Evet. Herhalde bizim vücudumuzun dili olsaydı şunu söyleyebilirdi. Bana bunu niye yapıyorsun? Merve. Evet. Bana bunu niye yapıyorsun? Evet, ben hastalara söylüyorum. Diyorum ki GGT'niz çok yüksek. Karaciğer diyor ki bana artık çöp gıda verme. Mahvoluyorum. Lütfen yazık. Karaciğerinizi sevin. Organlarımızın dili olsa bize anlatacakları çok şey var anladığım kadarıyla. Beden dilini dinleyeceğiz burada. Beden dili. Yani evet. Önce hücrenin fonksiyonu bozulduğunda beden dile geliyor. Diyor ki ben çok terliyorum. Benim buram ağrıyor, kaşınmaya başladı çünkü hücrede bir şeyler bozuldu. Tetkik yaptırıyoruz, her şey normal. Hücre bozulduktan 7-8 yıl sonra ve organ bozuluyor, o zaman tetkik yapıyoruz. O halde biz koruyucu hekimlik yapacaksak bedeni dinleyeceğiz. En iyi doktorumuz kendimiz olacak. Evet, muhtemelen uzun süre beden mırıl 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 bize evet. Aktarıyor. Bir şeyler yanlış gidiyor, bir şeyler yanlış gidiyor ama biz İnsan olanın yok sayma ya da erteleme becerisi çok yüksek oldu. Biraz görmezden geliyoruz. Ama işte bilinçli yeni nesil ve sağlığının korunabilmesine çok dikkat eden bir
Anlayış da giderek yaygınlaşıyor ve bu anlayış doğrultusunda bu bilgilere çok ihtiyacımız oluyor. Hocam süremiz de doluyor. Hatta doldu. Biraz geç başladık. O yüzden biraz geç bitirmeyi 15 dakika seyircilerimizden zaman almamak adına vaktinde bitirmek istiyoruz. Biz seyircilerimize öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel yaz gününde bizi izlediler. Çaylarını kahvelerini vicdan azabıyla içtiler, düşmediler. Ama benim gibi onlara katılımlar için ve sorular için çok teşekkür ediyoruz. Hocam tabii ki size her zamanki gibi çok teşekkür ediyoruz. Hastalarınız arasında koşturup geldiniz. Bizlerle bu güzel bilgileri paylaştınız ve paylaşmaya da devam edeceksiniz. Evet, inşallah. Ben de çok teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu. Yeni güzel, tatlı sohbetlerde buluşmak dileğiyle herkese hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.